Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Modelimize geçmeden önce bugünkü canlı yayın saatimizi bildirmek istiyorum size. Çekiliş için canlı yayın yapacağız. Akşam 9'da arkadaşlar, çoğunluk akşam 9'da dedi. Akşam 9'da bana uyardı. İnşallah bugün karşınızda bilgisayar ortamında çekilişimizi, kazananı hem kuramızı yapacağız hem de kazananlar açıklanmış olacak inşallah. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Mutlaka saat 9'da kanalımda olun. Bildirim gelir zaten. Hemen tıklarsınız. Evet, modelimize geçelim. Güzel bir havlu ucu modeli göstereceğim. Dantel uç modeli, gördüğünüz gibi hem kolay hem de güzel bir model. Böyle sıralı bir model arkadaşlar. Toplamda 6 sıradan oluşuyor. Böyle git gel yapılaraktan örülüyor. Evet, böyle boyut olarak da genelde havlu uçları biliyorsunuz 45 ile 50 santim oluyor. Mesela 50 santimden biraz fazla zincir çekersiniz. Böyle güllerine denk gelmesi için, gül diyorum, desenlerin böyle bir desenin denk gelmesi için, böyle burası yarım kalmasın sonda, o şekilde yarım kalmaması için 8 kutucuk, buradaki gibi 8 kutucuk ve katları olarak başlamanız lazım. Bir çiçeğimiz, desenimiz 8 kutucuk üzerine kuruluyor. İkincisi de yine 8 kutucuk. Dediğim gibi 8 kutucuk ve katlar olarak başlamanız lazım. Evet, sonu yarım kalmasın diye. Evet, böyle. Evet, tığ olarak 21 numara tığ kullandım. İp olarak da şöyle, ipimi yanıma almamışım. Şöyle normal dantel ipi, kalın dantel ipi kullandım arkadaşlar. Siz de ne ile yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Direkt havlu ucunun üzerine de yapabilirsiniz. Böyle trabzan yaparak da o şekilde de yapabilirsiniz. Hazırsanız ben tığımı da yanıma alayım. Beraber başlayalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce zincir çekiyoruz. Ne kadar yapacaksak o kadar zincir çekelim. Evet, ben biraz yapıp döneceğim. Evet, zincirimi çektim şöyle şu kadar. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincire, geriye doğru 7. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Böyle. Bir zincir çektim, doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. İkinci zincire batarak böyle kutucuklar yapacağız. Bir zincir çekiyorum, doladım. Bir zincir atlıyoruz ikinciye. Trabzan yapıyoruz. Bir zincir doladım. Bir zincir atlıyoruz ikinciye. Trabzan. Böyle baştaki zinciri de trabzan sayıyorum. Toplamda 25 tane yapacağım ben. Siz de yapın. Ben de yapıp döneceğim. Evet, kutucuklarımı tamamladım. 25 tane trabzan oldu baştaki. Trabzanla birlikte şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Böyle. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Doladım. Aynı yuvaya, aynı trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu da açık oldu. V şeklinde. Bunun arasında zincir çekmedim. Bunun arasında da çektim. 3 zincir doladım. Bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Zincir çekmeden. 3 zincir doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye trabzan. 2 zincir aynı yere trabzan. 3 zincir aralarda 3 zincir çekiyoruz. Doladım. Bir trabzan atladım. İkinciye hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmeden 3 zincir
doladım. Bir tane atlıyorum, ikinciye. Bir trabzan, iki zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Geçişte de 3 zincir. Evet, bu şekilde yapacağız. Bir tanesinin arasında zincir çekmiyoruz, bir tanesinde çekiyoruz. İki zincir çekiyoruz. İlk trabzana değil, ikincisine batıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. En son 3 zincir çektim. İlk başladığım zincirin köşesine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum aynı yere. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Böyle. Başlangıçta ve böyle başlangıçta da aynı şekilde 2 zincir, yani V şeklinde olacak. Çıkışta da böyle olması lazım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvanın içine bir trabzan yaptım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma 2, 3 doladım. Bakın burada iki trabzanı yan yana yapmışım. Yani arada zincir yok. Arada zincir olan yuvaya, V şeklindeki yuvaya batıyorum. Şöyle 2, 2, 2, 2 çektim. 3 zincir, tığıma 3 defa doladım. Tutuyorum. Yine aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. 2, 2, 2, 2 çektim. 4 defa da çekmiş oldum. 3 zincir, 3 defa doladım. Aynı yuvaya batıyorum. Yine 2 2 2 çektim. Trabzan. 3 zincir, 3 defa doladım. Aynı yuvaya 2 2 2 2 çektim. Trabzan. Yani 4 defa da çekiyoruz. 4. trabzanımı yaptım. 3 zincir. 5. yapıyorum. 3 zincir, tığıma doladım. Bu 2 zincir çektiğim yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 3 defa doladım. Tutuyorum. Arada 2 zincir çektiğim yuvaya, buradakini de çekmemişim gördüğünüz gibi, bir sonrakine batıp yine 4 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir, 3 doladım. Yine trabzan yapıyorum. 3 zincir, 3 doladım. 3. trabzanımı yaptım. 5 tane yapacağız. 4. yapıyorum şimdi. Aralarda 3 zincir. Böyle. 5 tane olduktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım bir defa. Buraya değil arkadaşlar. 2 zincir çektiğimiz yuvaya 3 tane trabzan. Üç zincir, 3 doladım. Yine 2 zincir çektiğim yuvaya trabzan yapıyorum. 3 zincir, 3 doladım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Evet, 5 tane trabzan yapalım. Aralarda da 3 zincir çekelim. Bu çıkıştaki V'ye 3 trabzan yapalım. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ben de tamamladım gördüğünüz gibi. En son 3 trabzan yaptım. Burada köşede 3 zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Tığıma 1 doladım. Hemen burada trabzanla, buradaki 3 trabzanla buradaki büyük trabzan arasında 3 zincir çekmiştik. Oraya batarak ilmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çektim. 2 ilmeğim hala duruyor. Tığıma yine bir doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek, sonra 2 çektim. Yani 2 tane yarım trabzan yapmış olduk. Sonra yine doladım.
Bu sefer zincirin öbür tarafına. Buradaki uzun bir ve ikinci trabzan arasına batarak aynı şekilde ilk önce tek sonra iki çektim. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği aldım. İlk önce tek sonra iki çektim. Toplamda 4 tane yarım trabzanım olmuş oldu. Bir de baştaki ilmeğim var. Şimdi dolayıp hepsini bir çekiyorum. Kapattım. Bu kapattığımla birlikte toplamda 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine bir doladım. Bu son yaptığım yuvaya. Yani bir büyük bir ve ikinci trabzan arasına yine batarak ilk önce tek, sonra iki çektim. Doladım, aynı yere batıyorum. İlk önce tek, sonra iki çektim. Doladım, bir sonrakine geçiyorum. İlk önce tek, sonra iki çektim. Doladım. İlk önce tek, sonra iki çektim. 5 ilmeğim var. Dolayıp hepsini bir çekiyorum. Ve zincirle sabitledim. 9 tane daha zincir çekiyorum. 4 oldu baştaki zincirle birlikte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doladım. Yine aynı yere batarak başlıyoruz. Biraz önceki battığımız yere batarak 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Doladım, bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 tane de yarım trabzan oraya yapıyorum. Doladım, hepsini bir çektim. 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doladım. Yine aynı yere batarak başlıyorum. 2 tane yarım trabzan. İkinciyi de yaptım. Doladım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Oraya da 2 tane yarım trabzan yapıyoruz. 4 tane oldu. Toplamda dolayıp hepsini bir çekiyorum. 10 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doladım. Yine aynı yuvaya 2 tane yarım trabzan. Doladım. Bir sonrakine buradaki büyük trabzanla 3 trabzan arasındaki 3 zincire aynı 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Sonra dolayıp hepsini bir çektim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bakayım ben bir modelime. Evet, kapattıktan sonra dolayıp bu 3 zincirin öbür tarafına, 3 trabzanın öbür tarafındaki 3 zincire batarak 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Böyle doladım. İlk yuvama batıyorum. Uzun 2 trabzan arasındaki zincire batarak 4 tane oldu. Dolayıp hepsini bir zincirle kapattım. 9 tane daha zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doladım. Yine aynı yuvaya batıyorum. 2 tane yarım trabzan. Buradaki işlemlerin aynısı. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. 2 tane yarım trabzan. Dolayıp hepsini bir çekiyorum. 10 tane zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doladım. Aynı yuvaya. Yine aynı şekilde 2 yarım trabzan. Bir sonrakine 2 yarım trabzan. İlk önce tek sonra 2 çekiyoruz. Son ilmek kalıyor. Sonra hepsini bir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir doladım. Yine aynı şekilde. Eminim anladınız. Bir sonrakine de ikisini yapıyoruz. Evet, 4 oldu. Kapatıyorum. 10 tane zincir. Doladım. Aynı yuvaya. Yine aynı şekilde 2 yarım trabzan. Bir sonraki yuvaya, son yuvaya 2 yarım trabzan. Hepsini bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım.
Diğerine geçiyoruz. Diğer desenimize geçiyoruz. Yine 2 yarım trabzan. Bir sonraki yuvaya geçip 2 yarım trabzan. Kapatıyorum 10 zincir. 5 6 7 8 9 10. Aynı yere batıp 2 yarım trabzan, bir sonrakine de yine 2 yarım trabzan yapıp hepsini bir toplayacağız. Evet. Bu ikisini yaptığımız gibi bunu da yapalım arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldiğim sonucu 4 yarım trabzanı topladıktan sonra bir zincirle sabitlemişim. 2 tane daha zincir çekiyorum. Buradaki 3 trabzan var. En sondakinin tepesine başına dolamadan batıyorum. Bana gelen resimde arkadaşlar böyle etrafı buradan sık iğneyle başlamış, böyle gitmişti. Yine aynı şekilde yapacağım. Geri dönüp yaparsak burası ters görüntü olur, o yüzden benim gibi yaparsanız daha iyi olur. Evet, sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. 1 2 Şurada 2 zincir çekelim, köşe olsun. Yine 2 tane sık iğne yaptım. Diğer yuvaya geçtim, yani altına geçiyoruz. 2 sık iğne, bir sonrakine geçiyorum. 2 sık iğne. Trabzanların tepesine batmıyorum. Ne kadar denk geliyorsa 3 tane de batabilirsiniz. 2 sık iğne her yuvaya. O şekilde buraya kadar gelelim. Şöyle buradan da yukarıya çıkalım arkadaşlar. Buranın etrafını yapını da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi alt kısmını sık iğne yaptım. Şöyle üzerine doğru ilerliyorum sık iğne yaparak. Evet, ilk zincir yuvama geldim. Sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir sonraki zincir yuvasına geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ne kadar denk geliyorsa. 7, 8, 9, 10. Bir sonrakine geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğerine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini de tek tek saydım. Evet, burada ne yapacağız? Bir defa bu araya batabiliriz arkadaşlar. Araya bir defa batalım. Geçişte. Sonra diğer zincir yuvasına geçelim. Diğer desenimize geçmiş oldum. Böyle geçişlerde dediğim gibi araya bir tane batabilirsiniz. Böyle. Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. En son ilk başladığım sık iğneye başladığım yere döndüm. Şöyle orada 2 zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Evet, bu kadar kolay. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model ütülenince de biliyorsunuz çok güzel olacak. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.